Hazreti Peygamber'in Ebu Zer radıyallahu anha nasihatte bulunmaları. Ebu Zer radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Ey Allah'ın Resulü! İbrahim aleyhisselamın sahifeleri nelerdi diye sordum. Nasihatten ibaretti diyerek şu örnekleri verdiler. Ey kullarıma musallat olup da Gurura kapılan kral seni dünya malı toplayıp da bunları üst üste yığman için göndermedim. Mazlumların hakkını alman ve onların beddualarının bana gelmesini engellemen, yani onlara zulmedilmesini önlemen için gönderdim. Çünkü ben kafir de olsa mazlumun bedduasını geri çevirmem. Akıllı bir insan zamanını Rabbine yalvarmak, nefsini hesaba çekmek, Allah'ın yarattıklarını ve sanatını tefekkür etmek, geçimini ve ihtiyaçlarını temin için çalışmakla geçirir. Akıllı insan ahireti, geçimi ve haram olmayan arzu ve lezzetleri temin için çalışır. Akıllı kişi zamanının kıymetini bilir, işlerini ona göre ayarlar, dilini korur konuşmasını amellerinden sayan insan, kendisini ilgilendirmeyen konularda dilini tutar. Bunun üzerine, Ey Allah'ın Resulü, Musa aleyhisselamın sayfeleri nasıldı diye sordum. İbret verici şeylerden ibaretti. İşte ondan bir parça. Ölüme yüzde yüz inanan bir insanın nasıl sevinebildiğini hayret ediyorum.'' Cehenneme kesin kes inanan bir kişinin gülebilmesine hayret ediyorum. Kadere inandığı halde rızkı için kendisini yoranlara hayret ediyorum. Hiç kimseye yar olmadığını gördüğü halde dünyaya bel bağlayan kimselere hayret ediyorum. Kıyametteki hesaba inanıp da hazırlık yapmayan kimselere de hayret ediyorum. Bu kez ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulununuz dedim. Sana Allah korkusunu tavsiye ederim. Çünkü o her şeyin başıdır, temeldir buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, biraz daha dedim. Bunun üzerine Kur'an okumayı ve Allah'ı zikretmeyi hiçbir zaman ihmal etmemeni tavsiye ederim. Çünkü bu senin için yeryüzünde bir nur, göklerde ise zahire ve azıktır. Dediler Ben biraz daha artırmalarını istediğimde de Çok gülme Çünkü bu kalbi öldürür Ve yüzdeki nuru giderir Buyurdular Ben yine daha fazlasını istedim Bu kez Cihadı asla terk etme Çünkü bu Ümmetimin ruhbanlığıdır Dediler Ey Allah'ın Resulü Daha fazla nasihat ediniz Dedim uzun süre sükût edip konuşmamaya kendini alıştır. Çünkü bu şeytanı kovar ve dinini koruma hususunda sana yardımcı olur buyurdular. Bir kez daha ey Allah'ın Resulü nasihatınızı artırınız dedim. Fakirleri sev ve onlarla oturup kalkmayı sürdür buyurdular. Ey Allah'ın Resulü biraz daha dedim. Daima senden aşağılara bak sakın senden daha üstün olanlara bakma çünkü Allah Teala'nın üzerindeki nimetlerini küçümseyip hiçe sayman doğru değildir biraz daha nasihat etmelerini istediğimde acı da olsa daima hakkı söyle buyurdular ben yine artırmalarını istedim bu kez sende bulunan ayıplardan dolayı başkalarına atıp tutma. Senin işlediklerini işleyenlere buğz etme. Çünkü sende bulunan ayıpları görmeyip de aynı ayıplardan dolayı başkalarını kötülemen, işlediğin bir suçtan dolayı başkalarına kızman ayıp olarak sana kafidir buyurdular. Sonra da mübarek elleriyle göğsüme vurarak şunları söylediler. Ey Ebazer! Tedbir gibi akıl, yasaklardan sakınmak gibi takva ve güzel ahlak gibi şeref yoktur. Hz. Peygamber'in sahabilerine insanın malı, ailesi ve amelleriyle olan durumlarıyla ilgili bir kısa anlatmaları. Hz. Peygamber bir gün sahabilerine herhangi birinizin ailesi, malı ve amelleriyle neye benzediğini biliyor musunuz diye sordular sahabiler de Allah ve onun Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Sizin herhangi birinizin malı, ailesi ve amelleriyle olan meselesi şu üç kardeşli adamın meselesine benzer. Adamın birinin üç kardeşi vardı. Bu kişi vefat edeceği sırada kardeşlerinden birini çağırarak ''Gördüğün gibi artık ölüyorum.'' aramızda bu kadar senelik bir kardeşlik vardır. Peki söyle bakalım, bu kardeşlik gereği benim için ne yapacaksın dedi. Kardeşi de şunları söyledi. Hastalığın süresince sana bakar ve seni hiç yalnız bırakmam. Öldüğünde de seni yıkar, kefenler, kabrine varıncaya kadar tabutunu taşırım. Daha sonra da seni hayırla iade eder ve soranlara met ederim. Bu kardeşi o kişinin ailesidir. Söyleyin bakalım. Bu kardeşi nasıl buluyorsunuz? Sahabiler: Ey Allah'ın Resulü, onu pek yararlı biri olarak görmüyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sözlerini şöyle sürdürdüler. Ölüm döşeğinde yatmakta olan o kişi ikinci kardeşini çağırarak ona "Benim ölmek üzere olduğumu görüyorsun." aramızda bunca senelik kardeşlik ve hukuk var. Bunun geriye olarak benim için ne yapacaksın dedi. O da sana ancak diriler arasında bulunduğun sürece herhangi bir faydam dokunabilir. Öldüğünde yollarımız ayrılacak. Sen başka, bense daha başka bir yola gideceğiz. Bu durumda senin için ne yapabilirim? cevabını verdi. İşte bu kardeşi de onun malıdır. Bu kardeşi nasıl buluyorsunuz? Sahabiler, Ey Allah'ın Resulü, Biz bunu da pek yararlı biri olarak görmüyoruz, Dediler. Hazreti Peygamber de devamla şunları söylediler. Ölüm döşeğindeki adam, Üçüncü kardeşine, Görüyorsun ki ölüyorum. Ailemin ve sahip olduğum malımın verdikleri cevabı da duydun. Peki, sen kardeşlik gereği, benim için ne yapacaksın dedi. Üçüncü kardeş de şunları söyledi. Ben onlara benzemem. Kabre girdiğinde ve tek başına kaldığında sana yoldaşlık yaparım. Tardı ve hesap gününde terazinin hasenat kefesini ağırlaştırırım. Sahabiler buna, Ey Allah'ın Resulü, o güzel bir kardeş ve iyi bir arkadaştır karşılığını verdiler.'' Bunun üzerine Hazreti Peygamber, işte gerçek kardeş budur buyurdular. O zaman Abdullah bin Kürz adlı sahabi kalkarak, Ey Allah'ın Resulü! izin verirseniz bu anlattıklarınızı şiirleştireyim dedi. Hazreti Peygamber de izin veriyorum buyurdular. Abdullah bin Kürz o geceyi evinde geçirerek ertesi günü Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Sahabiler de oraya toplandılar. Abdullah şu şiiri okudu. Ben ailesi, malı ve elleriyle yaptığı ameller olmak üzere üç kardeşi olan ve öleceği sırada onları çağırarak kendilerine şöyle diyen kişi gibiyim. Bugün başıma gelen şu çetin günde bana yardımcı olunuz. Bugün çok uzun ve korkunç bir ayrılığın başlangıcıdır. Bu konuda bana ne gibi bir yardımla bulunabilirsiniz? Bunun üzerine kardeşlerden biri şöyle dedi. Ben hayatta olduğun sürece sana itaat eder ve her dediğini yaparım. Fakat ayrılık vakti geldiğinde senin için hiçbir şey yapamam. Eğer benden bir şey isteyeceksen şimdi istemelisin. Çünkü seninle birlikte gelecek olsam birçok tehlikelere atılmış olurum. Eğer gidecek olursan sakın beni arkanda bırakma. Ölmeden önce beni, halini ıslah etmek için harcamalısın. İkinci kardeş ise şunları söyledi. Ben seni cidden sever ve fazilet bakımından diğerlerinden üstün tutarım. Senin için yorulur ve sana nasihat ederim. Ancak ölüm geldiğinde senin için ona karşı koyamam. Bu konuda elimden ağlamaktan başka bir şey gelmez. Evet, vefat ettiğinde hıçkıra hıçkıra ağlar, soran olduğunda seni överim. Cenazene katılıp diğerleriyle birlikte seni son ikametgahına kadar taşırım. Oraya yerleştiğinde evime geri dönerek sanki hiçbir şey olmamışçasına ve seninle aramızda dostluk ve kardeşlik yokmuşçasına işimin başına geçerim. İşte bu kardeş o kişinin ailesidir. Birincisi ise onun malıydı. Bu ikisinin ölen kişiye en ufak bir faydaları dokunmadı. Sıra üçüncü kardeşe geldiğinde o şunları söyledi: Ben senin için gerçek bir kardeşimdir. Korkunç ve tehlikeli anlarında benim gibi bir dost ve kardeş bulamazsın. Kabrinde seni yalnız bırakmam ve her türlü tehlikeye karşı savunurum. Kıyamet gününde hesaplar görülürken hasenatını artırmak için terazinin kefesine otururum. Bunun için de sakın beni unutma ve kıymetimi bil. Çünkü ben senin için daima şefkatli ve seni hiçbir zaman mahcup etmeyecek bir nasihatçıyım. İşte bu kardeşte insanın kendisi için önden gönderdiği salih amellerdir. İnsan yaptığı iyilikleri ahirette bulacaktır. Bu şiiri dinleyen Hazreti Peygamber ve onunla birlikte orada bulunan sahabiler ağladılar. Daha sonraları Müslümanlar Abdullah'ı yanlarına çağırtıp ona bu şiiri okutarak ağlarlardı. Hazreti Ömer'in bir kişiye nasihatte bulunması. Hazreti Ömer bir gün adamın birine şöyle nasihatte bulundu: "Diğer insanlarla meşgul olup da kendi nefsini unutma. Çünkü bunun zararı onları değil, dönüp dolaşıp seni bulur. Her zaman için dengeli hareket et ve amaçsız bir şey yapma. Çünkü her yaptığın amel defterine yazılır. Bir kötülük işlediğinde arkasından hemen bir iyilik yap ki bu işlemiş olduğun o kötülüğü silsin. Hazreti Ömer adamın birine şöyle nasihat etti. Sana eziyet veren şeylerden uzak dur. Kendine iyi ve faydalı bir dost edin ki böyle birisini çok nadir bulabilirsin. Bir iş yapacağın zaman işlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişarede bulun. Hazreti Ömer'in 18 hikmet içeren bir nasihatta bulunması. Hz. Ömer bir keresinde şu 18 şeyden bahsetti ki her biri bir hikmettir. Bir kötülük yapmak suretiyle senin hakkında Allah'a isyan eden bir kişiyi, bir iyilik yapmak suretiyle senin hakkında Allah'a itaat etmekten daha büyük bir şekilde cezalandıramazsın kesin bir bilgiye sahip olmadığın sürece, Müslüman bir kardeşinin herhangi bir hareketini en güzeline hamlet. Bir Müslüman kardeşinden duyduğum bir sözü, elinden geldiğinde hayra yor. Kendisini töhmet altında bırakacak işler yapan kimse, kendisi hakkında zanda bulunup, kötü şeyler düşünenleri kınamasın. Sırrını sakladığı sürece, kişinin iradesi, kendi elindedir. Doğru sözlü ve yaşayışlı arkadaşlarından ayrılma ve her zaman için onların gölgesinde yaşa. Çünkü onlar senin için bollukta süs, darlıktaysa azıktırlar. Sonunda ölüm olduğunu bilsen dahi doğruluktan ayrılma. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Olmayacak işler peşinde koşma. Çünkü böyle bir şey yararsız, Boş bir uğraş olur. İhtiyacını yerine getirmek istemeyen kimseden hiçbir şey isteme. Yalan yere yemin etmeyi küçümseme ki Allah Teala seni bundan dolayı helak etmesin. Sakın facirlerle arkadaşlık yapma ki sonra kötülüklerini öğrenirsin. Düşmanlarından uzak durduğun gibi Allah'tan korkmayan dostlarından da sakın. Çünkü ondan korkmayan kimse asla güvenilir birisi değildir. Kabirlerin yanından geçerken kork. Taat gösterirken kendini hiç mesabesine indir. Günah işlerken akıbetini düşün. Bir iş yaparken işlerinden Allah'tan korkanlarla istişare et. Çünkü Allah Teala, Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar buyurmaktadır. Hz. Ömer bir keresinde birisine şu öğütte bulundu: Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Düşmanlarından uzak durduğum gibi emin olmayan dostlarından da kendini koru. Emin kişilerse ancak Allah Teala'dan korkan kişilerdir. Kötülük öğrenmek istemiyorsan kötülerle konuşma ve böylelerinin arkadaşlığından sakın. Kötü kimselere sırrını asla söyleme. İşlerinde Allah'tan korkanlarla istişare et. Hazreti Ömer'in erkekler ve kadınlar üç çeşittir buyurması. Hazreti Ömer bir keresinde şöyle buyurdu. Hem erkekler hem de kadınlar üç çeşittir. Bir kadın vardır ki Müslüman, yumuşak huylu doğurgan ve iffetlidir. Zamana ve hayatın zorluklarına karşı aile efradına yardımcı olur, ailesinin başına gelen kötülüklere karşı koyar ki, böyle bir kadın çok az bulunur. İkincisi, sadece kap vazifesi görür ki, onun çocuk doğurmaktan başka bir hüneri yoktur. Üçüncüsü ise, kötü ahlaklı olanlarıdır ki, Allah Teala bunları kullarından dilediklerinin boynuna takar, sonra dilediğinde çıkarır. Aynı şekilde bir erkek vardır ki iffetli, yumuşak oylu, bilgili ve akıllıdır. Başına bir şey geldiğinde onun içinden çıkmasını bilir. İkincisi bir zorlukla karşılaştığında kendi gücüyle onun altından kalkmayan erkeklerdir. Böyleleri bu konuda Bilgi ve tecrübe sahibi kimselerle istişarede bulunur ve onların önerileri doğrultusunda hareket eder. Üçüncüsü ise şaşkın ve bir hedefi olmayan erkeklerdir. Bunlar ne kendileri bir şey yapabilirler ve ne de kendilerine gösterilen yoldan giderler. Hazreti Ömer'in Ahnef bin Kaysa nasihat etmesi. Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bana şu nasihatte bulundu. Çok gülenin heybeti azalır. Çok şaka yapan kimseler insanlar tarafından hafife alınır ve halkın gözünde küçük görülür. Kim de çok konuşursa o çok hata yapar. Çok hata yapan kimsenin de hayası azalır. Hayası azalanın takvası azalır. Takvası azalanınsa kalbi ölür. Hazreti Ömerin Allah'ın bazı kulları vardır ki kendisini terk etmek suretiyle batılı öldürür, yerine getirmek suretiyle de hakkı yaşatır buyurması. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın bazı kulları vardır ki kendisini terk etmek suretiyle batılı öldürür, yerine getirmek suretiyle de hakkı yaşatır ve insanları iyiliklere teşvik ederler. Teşvik edildikleri iyiliklere koşarlar, insanları kötülüklerden men ederler, kendileri bir kötülükten men edildiklerinde ondan vazgeçerler. Korkuyla ümit arasında bulunurlar. Görmedikleri halde Allah'a ve onun azabına kesinlikle inanırlar. Korku kendilerini Allah'a samimi olarak bağlanan ve dolayısıyla kurtulan kimselerden yapmıştır. Bu fani dünyayı ebedi olan ahiretleri uğrunda feda ederler. Hayat onlar için bir nimet, ölümse cömertliktir. Öldüklerinde hurilerle evlendirilirler ve ölümsüz hizmetçilere sahip olurlar. Hazreti Ömer'in çeşitli nasihatleri. Hazreti Ömer bir keresinde şunları söyledi: Kur'an'ın kapları ve ilmin pınarları olunuz. Allah Teala'dan günlük rızkınızı isteyiniz. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. İşlediği günahlardan pişman olup, tevbe eden kimselerle oturup kalkınız. Çünkü böylelerinin kalbi her şeyden daha incedir. Hazreti Ömer bir keresinde şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkan kimse, öfkesinin arkasına düşüp, İntikam peşinde koşmaz ve her istediğini yapmaz. Eğer ahiret olmasaydı siz dünyayı daha farklı bir şekilde görürdünüz. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Kim insanlara adil davranır ve nefsinden onların intikamını alırsa hayatta başarılı olur. Allah'a itaat ederek insanlar nazarında hakir olmak, günah işleyerek kazanılan büyüklükten daha hayırlıdır. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "İnsanın büyüklüğü, takvası, şerefi ve üstünlüğü dini, kişiliği ise güzel ahlakıdır. Korkaklık ve cesaret insanlarda yaratılıştan var olan şeylerdir. Cesur kişi tanıdığı ve tanımadığı kimseler için savaşır. Korkak kişilerse kendi anne ve babasından bile kaçar. Dünyanın zenginliği malsa ahiretinki takvadır. Sizler bir farisiden, bir acemden ya da bir nebatiden ancak takva ile üstün olabilirsiniz. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ariye şunları yazdı. Hikmet yaşta değildir. O Allah Teala'nın dilediğine verdiği vergisidir. Kötü ahlaktan ve çirkin şeylerden uzak dur. Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a şöyle bir mektup yazdı. Ey Abdullah! Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah Teala kendisinden korkanları korur. Kendisine dayanıp güvenenleri mahcup etmez. O, kendisine borç verenleri mükafatlandırır, şükredenlere ise daha fazlasını verir. Takva her an için gözlerinin önünde bulunsun. Amelinin direği kalbinin cilası olsun. Çünkü niyeti olmayan kişinin ameli de yok demektir. Allah rızası için çalışmayan kimse hiçbir ecir kazanamaz. Merhameti olmayan bir kimsenin malı, eskisi olmayanın yenisi olamaz. Hazreti Ömer valilerinden bazılarına mektup yazarak şöyle buyurmuştur: "O büyük hesaptan önce nefsini hesaba çek. Kim bugünden nefsini hesaba çekerse Allah'ın rızasını kazanmış olur ki bu büyük bir mutluluktur. Dünya hayatının kendisini gaflete düşürdüğü ve günahların meşgul ettiği kimsenin sonu pişmanlıktır. Bu söylediklerimi aklından çıkarmak ki nehyedildiğin kötülükleri bırakmış olasın. Hazreti Ömer Şam valisi olan Muaviye bin Ebi Süfyan'a şu mektubu yazdı. Hakk'a sarıl ve sakın ayrılma. Çünkü hak sahiplerinin yerlerini gösterecektir. Haktan başkasıyla hükmediyim deme. Hazreti Ali'nin Hazreti Ömer'e nasihatte bulunması. Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye, ey Ebal Hasan, bana nasihatte bulun dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali şunları söyledi: Yakınını yani kesin bilgi ve inançlarını şüpheye dönüştürme ve zanlarını hakikat sanma. Şunu da unutma ki. Senin için ancak dünyada vermiş olduğun sadakalar, yaptığın adalet ve giyip de eskittiğin ve çürüttüğün şeyler vardır. Bu sözleri dinleyen Hazreti Ömer de "Doğru söyledin ey Ebel Hasan." dedi. Hazreti Ali Hazreti Ömer'e şunları söyledi: "Ey müminlerin emiri, eğer senden önceki iki arkadaşına Hz. Peygamberle Hz. Ebu e katılmak istiyorsan, uzun emellerden vazgeç, doya sıya yeme, eteğini kısalt, elbiseni ve ayakkabılarını yamala. Bu şekilde onlara katılmış olursun. Hz. Ali'nin bir nasihatında hayrın hakikatinden bahsetmesi. Hz. Ali şöyle buyurmuştur. Hayır, Malanın ve çocuklarının çoğalması demek değildir. Hayır, ilminin artması, yumuşak koylu ve güzel ahlaklı olup, Allah Teala'ya herkesten çok ibadet etmendir. Güzel ameller yaptığında, Allah'a hamd edip, kötülük işlediğinde de ondan bağışlanma dilemendir. Bil ki, şu iki kişiden başka dünyadaki insanların hiçbirinde hayır yoktur.'' Birisi bir günah işlediğinde derhal pişman olarak işlediği bu günahı sildiren kişidir. Diğeri ise hayır yolunda koşan insandır. Kabul olunacağı cihetle, takvayla yapılan hiçbir amel azımsanamaz. Hz. Ali'nin vurulduktan sonra oğlu Hasan'a nasihatte bulunması. Hz. Hasan, İbni Mülcem tarafından ...hançerle ağır şekilde yaralanan babası Hazreti Ali'nin huzuruna ağlayarak girdi. Hazreti Ali ona niçin ağladığını sordu. O da, ''Sen ahiretin ilk, dünyanınsa son gününde bulunduğum bir sırada nasıl ağlamayayım?'' cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali, ''Oğlum, dörder nasihatten oluşan şu sözlerimi iyi dinle ve sakın unutma çünkü bunları unutmadığın sürece hiçbir şey sana zarar veremez dedi. Hazreti Hasan'ın "Babacığım bunlar nedir?" demesi üzerine de şöyle buyurdu. En büyük zenginlik akıl, en büyük fakirlikse ahmaklıktır. En büyük cehalet kendini beğenmişlik, en büyük şerefse güzel ahlaktır. Hazreti Hasan: Babacığım, diğerleri nelerdir diye sorunca Hazreti Ali şunları söyledi: Sakın ahmaklarla arkadaş olma. Çünkü ahmak bir insan fayda vereyim derken sana zarar verir. Sakın yalancılarla dost ve arkadaş olma. Çünkü böyle bir insan sana uzakları yakın, yakınlarıysa uzak gösterir. Sakın cimrilerle dost olayım deme. Çünkü ihtiyacının olduğu şeyleri senden esirger. Sakın kötü insanlarla arkadaşlık yapma. Çünkü kötüler seni çok ucuz bir şeye dahi satar. Hz. Ali, oğlu Hz. Hasan'a şunları söylemiştir. En iyi dost, güzel ahlak, en iyi arkadaşsa akıldır. Edep de en güzel mirastır. İnsanın kendisine beğenmesinden daha büyük vahşet yoktur. Ebu Ubeyde'nin ordusuna nasihatte bulunması. Ebu Ubeyde bin El Cerrah radıyallahu anh askerlerinin arasında dolaşarak şöyle diyordu. Tertemiz elbiseler giyen nice kimseler vardır ki dinlerini kirletirler. Kendilerini büyük gören nice insan vardır ki Gerçekte çok küçüktürler. Geçmişte yaptığınız kötülükleri yaptığınız iyiliklerle temizlemeye çalışınız. Herhangi biriniz işlediği yerle gök arasını dolduracak kötülükten sonra bir hasene işlerse bu iyilik bütün o kötülükleri silip süpürecektir. Ebu Ubeyde'nin tauna yakalandığında vasiyette bulunup müminin kalbinden bahsetmesi Ebu Ubeyde radıyallahu an Ürdün'de tauna yani koleraya yakalandığında orada bulunan Müslümanları yanına çağırarak şunları söyledi: Size tuttuğunuz takdirde daima hayır içerisinde bulunup hiçbir zarar görmeyeceğiniz bazı şeyler tavsiye edeceğim. Namazı kılıp zekatı veriniz. Ramazan orucunu tutunuz. Sadaka verip hac ve umre yapınız. Kendi aranızda birbirinize iyiliği tavsiye ediniz. Emirlerinize ihanet etmeyiniz. Ve kendilerine nasihatte bulununuz. Dünyanın sizi helake sürüklemesine izin vermeyiniz. Şunu aklınızdan çıkarmayınız ki, insan bin sene de yaşasa, nihayet bir gün benim şu anda içinde bulunduğum acıklı duruma düşecektir.'' Allah Teala Adem oğullarının üzerine ölümü yazmıştır. Ondan kurtuluş yoktur ve her insan mutlaka ölecektir. İnsanların en akıllısı Rabbine en fazla itaat edip ahireti için çalışandır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Ey Cebel'in oğlu Muaz, Müslümanların namazlarını sen kıldır. Bu sözlerden sonra Ebu Ubeyde radıyallahu an vefat etti. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu an kalkarak şunları söyledi. Ey insanlar! Günahlarınızdan tevbe ederek Allah Teala'ya kesin dönüş yapınız. Çünkü huzuruna tevbe ederek gelmiş olanları bağışlaması Allah'ın üzerine haktır. Ancak kul hakları müstesnadır. Çünkü kul, hakkını ödemediği sürece o kişinin rehinidir. İçinizden Müslüman bir kardeşiyle küs olanlar varsa, derhal onu bularak musafaha etsinler. Zira bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs durması çok büyük bir günahtır. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah şöyle buyurmuştur. Müminin kalbi serçeye benzer. Her gün şu kadar defa alt üst olup bir oraya bir buraya döner. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın öğütleri. Adamın biri misafirlerini uğurlamakta olduğu bir sırada Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın yanına geldi. Muaz ona şunları söyledi: Sana şu iki şeyi tavsiye ediyorum. Bunların gereğini yerine getirirsen kurtulursun. Şunu asla unutma ki dünyadaki nasibin seni mutlaka bulacaktır. Asıl önemli olanı ve kendine muhtaç olduğun ahiretteki nasibindir. Sen ahiretteki nasibini dünyadakine tercih et. Öyle ki her nereye gidersen git, o da seninle birlikte olsun. Amr bin Meymun el-Evdi şöyle anlatıyor. Muaz bin Cemel radıyallahu anh, bir gün aramızda ayağa kalkarak şunları söyledi. Ey evdoğulları! Ben Hazreti Peygamber'in elçisiyim. Biliniz ki dönüş Allah'adır. İnsanın yolculuğu ya cennette ya da cehennemde son bulacaktır. Buralar dönüşü olmayan ikametgahlardır. Buralarda ölmeyecek cesetlerle sonsuza kadar kanılacaktır. Muaz bin Cebel radıyallahu an oğluna şunları söylemiştir. Oğlum, namazlarını bir daha hiç kılamayacakmışçasına veda eder gibi kıl. Şunu bil ki mümin biri takdim ettiği, yaptığı, diğeri geride bıraktığı iki güzellik arasında ölür. Adamın biri Muaz bin Cebel radıyallahu anha bana bir şey öğret dedi. Onun öğreteceğim şeyde bana itaat edip onu yerine getirir misin demesi üzerine de bu konuda bütün gücümle çalışacağıma söz veririm dedi. Bunun üzerine Muaz bin Cemel radıyallahu an şunları söyledi. O halde bazı günler oruç tut, bazı günler diye namaz kıl fakat uykudan da nasibini unutma. Rızkını temine çalış ama bunu yaparken de sakın doğruluktan ayrılma. Ancak Müslüman olarak öl ve mazlumun bedduasını almaktan da sakın. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şu üç şeyi işleyen kimseler Allah Teala'nın gazabına uğrarlar. Gereksiz yere gülmek, uyanmamacasına deliksiz bir uykuya dalmak, acıkmadan yemek. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Sizler darlıkla imtihan edildiniz ve buna sabrettiniz. Yakında bolluk fitnesiyle de imtihan edileceksiniz. Sizler için en fazla korktuğum şey kadın fitnesidir. Kadınlar altın ve gümüş bilezikler taktığında şam yapısı, ince elbiseler ve sırmalı Yemen kürkleri giydiklerinde Zenginleri yorup fakirlere de kaldıramayacakları bir yük yükleyeceklerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın nasihatleri. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Ben ne dünyası ve ne de ahireti için çalışmaksızın boşu boşuna duran kişileri sevmem. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: sakın herhangi birinizin gecesini yerinden bile kımıldamaksızın, gündüzünü ise böcekler gibi oradan oraya sıçrayarak geçirdiğini görmeyeyim. i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Dünyanın durusu gitmiş, geriye tortusu kalmıştır. Bugün ölüm her Müslüman için bir hediyedir. Bugün ölüm her Müslüman için bir hediyedir. İbni Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Dünya yağmur sularının biriktiği çukur gibidir. Onun saf kısmı gitmiş, yalnızca tortusu kalmıştır. İbni Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İnsanların hiç hoşlanmadıkları şu iki şey yani ölümle fakirlik ne kadar güzel şeylerdir. Allah'a yemin ederim zenginlik ya da fakirlikten hangisiyle imtihan edilirsem edileyim, asla perva etmem. Çünkü zenginlikte zayıflara şefkat ve yardım, fakirlikte ise sabır vardır. i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İnsan zirvesine çıkmadıkça imanın hakikatine eremez. Yanında fakirlik zenginlikten, Tevazu şereften sevimli olmadıkça ve kendisini övenle yereni bir tutmadıkça da imanın zirvesine çıkamaz. Abdullah bin Mesud'un talebeleri onun bu sözlerini şu şekilde yorumlamışlardır. Helaldeki fakirlik haram yollarla elde edilen zenginlikten, Allah'a itaat konusundaki tevazu, Allah'a isyan hususundaki şereften daha sevimli olmadıkça ve hak noktasında kendisini övenle yereni bir tutmadıkça imanın zirvesine çıkamaz. İbn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Müslüman olarak sabahlayan ya da akşamlayan bir kimseye dünyanın bir musibeti zarar veremez. İbn Mesud radıyallahu an oturduğunda şunları söylerdi. Siz Gece ve gündüzün üzerinden geçtikleri yollarsınız. Her gelen gün ömrünüzün bir kısmını alıp götürmektedir. Siz işlediğiniz amelleri defterinizde bulacaksınız. Ölüm ansızın gelecektir. İnsanlar ektiklerini biçerler. Hayır ekenler iyi ve güzel şeyler, şer ve kötülük ekenler de pişmanlık biçeceklerdir ağır hareket edenlerin payını hiç kimse alamayacağı gibi hırslı ve payını bir an önce ele geçirmek isteyen kimseler de nasiplerinden fazlasını elde edemez. Kim bir hayra kavuşursa onu ona Allah Teala vermiştir. Kim de bir kötülükten korunursa onu Allah Teala korumuştur. Takva sahipleri, insanların önder ve efendileri, fakihlerse öncüleridir. Onlar da oturup kalkmak insana fayda sağlar. İbn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Siz hepiniz misafirsiniz. Ellerinizdeki dünya malları da birer emanettir. Elbette ki bir gün gelecek, misafir gidecek ve emanet olarak kullandığı eşyalar da gerçek sahibine iade edilecektir. Adamın biri İbn Mesuda gelerek, ey Eba Abdurrahman bana derleyici ve bana derleyici ve yararlı bir nasihatte bulun dedi. İbn Mesud da şunları söyledi: Allah Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşma, Kur'an'dan ayrılma ve o nereye giderse sen de oraya git. Senden uzak ve sevmediğin bir kişiden de gelse hakkı kabul et. Batılıysa sevdiğin bir dostundan ya da bir yakınından da gelse getirenin üzerine at ve onu kabul etme. İbn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Hak ağır ve acı, batılsa hafif ve tatlıdır. Nice şehvetler ve arzular vardır ki tatmin edildiklerinde uzun süreli üzüntülere yol açar. İbn Mesud radıyallahu an Şöyle buyurmuştur: Kalplerin bir takım şehvet ve arzuları, yine bir takım dönüşleri ve gevşemeleri vardır. Onun şehvet ve arzularını ganimet biliniz. Dönüşleri ve gevşemeleri anındaysa onları bırakınız. Acem çiftçilerinin önderlerinden birkaç kişi Abdullah bin Mesud'un yanına geldi. Müslümanlar onların boyunlarının kalınlığına ve sıhhatli olmalarına hayret ettiler. Bunun üzerine i̇bn Mesud şunları söyledi. Siz kafirleri cismen sıhhatli, kalbense hastalıklı, diğer taraftan müminleri kalben sıhhatli, cismense hastalıklı olarak görürsünüz. Allah'a yemin ederim ki eğer bedeniniz sıhhatli fakat kalbiniz hasta olsaydı, Allah katında pislik yuvarlayan böcekten daha değersiz olurdunuz. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz dini hususunda başkalarını taklit etmesin. Çünkü taklit ettiği kişi iman ettiğinde o da iman etmiş, kafir olduğundaysa o da kafir olmuş olacaktır. Eğer ille de birisine uymak istiyorsanız, bari ölülere uyunuz ve onları taklit ediniz.'' Çünkü yaşamakta olan bir insanın fitnesinden asla emin olunamaz. İbn Mesud radıyallahu an bir gün arkadaşlarına, bir gün arkadaşlarına sakın herhangi biriniz immea olmasın dedi. Onların ey Eba Abdurrahman immea da nedir diye sormaları üzerine de şunları söyledi. İmea ben halka bağlayayım. Onlar doğru yolda olurlarsa ben de doğru yolda olur, onlar dalalette olursa ben de dalalette olurum diyen kişidir. Allah'a yemin ederim ki halk tamamen kafir olsa dahi siz kendinizi kafir olmamak için zorlamak mecburiyetindesiniz. İbn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Üç şey ve bir de dördüncüleri vardır ki bunlar üzerine yemin etmiş olsaydım yeminim boşa gitmezdi. Birincisi Allah Teala İslam'dan nasibi olanlarla olmayanları bir tutmayacaktır. İkincisi Allah Teala bu dünyada yardımcısı olduğu kişileri kıyamet gününde de yardımsız bırakmayacaktır. Üçüncüsü kişi sevdikleriyle haşrolunacaktır. Dördüncüsü yine yemin etsem yeminimin boşa çıkmayacağı bir şeydir ki kim bu dünyada bir Müslüman kardeşinin aybını öterse, Allah Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örtecektir. i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Dünyaya talip olanlar ahiretlerini kaybederler. Ahirete talip olanlar da dünyalarından taviz vermek zorunda kalırlar. Ey insanlar! Siz, Bakıyı olanı fani olana tercih ediniz. İbn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur: En doğru söz Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en kuvvetli kulp takva kelimesidir. En hayırlı millet yani din İbrahim aleyhisselam'ın milletidir. Sünnetlerin en güzeli Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Hidayetlerin en hayırlısı Peygamberlerin hidayetidir. Sözlerin en üstünü Allah'ı zikretmektir. Kıssaların en güzeli Kur'an'dır. İşlerin en iyisi hayırla sonuçlananları, en kötüsü ise sonradan icat olunanlarıdır. Az fakat yeterli olan, çok olup da insanı meşgul eden sözlerden daha hayırlıdır. Kurtarabileceğin bir nefis, gereklerini yerine getiremeyeceğin bir emirlikten daha iyidir nefsini kınamanın ve hesaba çekmenin en kötüsü ölüm anında yapılanıdır. Nedametin en kötüsü ise kıyamet gününde olanıdır. Sapıklığın en kötüsü hidayetten sonra gelenidir. Zenginliğin en hayırlısı nefis zenginliğidir. Kalpte bulunanların en iyisi takvadır. Şüphe küfürdendir. Körlüğün en kötüsü kalp körlüğüdür. İçki, bütün kötülüklerin anasıdır. Kadınlar, şeytanın tuzaklarıdır. Gençlik, bir çeşit deliliktir. Ölenlerin arkasından bağıra çağıra ağlamak, cahiliye adetlerindendir. Bazı insanlar, cuma namazına en sonuncu olarak gelip, Allah Teala'yı çok az anmaktadır. Günahların en korkuncu ve en büyüğü yalandır. Mü'mine küfür, fasıklık, onunla savaşmaksa küfürdür. Bir mü'minin malı da aynen kanı gibi haramdır. Kim insanları bağışlarsa Allah da onu bağışlar. Allah Teala öfkesini yenenleri mükafatlandırır ve kendisinden af dileyenleri affeder. Felaketlere karşı sabır gösterenleri güzel sonuçlara iletir. Kazançların en kötüsü faizden gelen kazançtır. Yiyeceklerin en kötüsü ise yetim malıdır. Talihli kimse, başkalarının başına gelenlerden ders ve ibret alan kimsedir. Talihsiz kimse de daha annesinin karnındayken talihsiz olan kişidir. Herhangi birin ise dünya malından kanaat ettiği kadarı yeterlidir. Herkes sonunda dört arşınlık bir yere, kabre girecektir. Gidiş, ahirete doğrudur ve amellerin insan için önemli olanı en sonuncusudur. Rivayetlerin en kötüsü yalan olanıdır. Ölümün en şereflisi şehitliktir. Belayı tanıyan insan ona karşı tedbir alır ve sabreder. Tanımayansa dövünmek zorunda kalır. Kim gurura kapılırsa Allah Teala onu yerden yere vurur.'' Kim dünyaya güvenir ve onu dost edinmeye kalkarsa, dünya onu yüzüstü bırakır. Şeytana itaat eden kimse Allah'a isyan etmiştir. Allah'a isyan eden kişi de onun azabına düçar olur. i̇bn Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Kim riyakarlık yapar ya da şöhret peşinde koşarsa, Allah Teala kıyamet gününde onu tüm mahşer halkına teşhir eder. Kim büyüklük taslamaya kalkarsa Allah Teala onu alçaltır ve kim de tevazu gösterirse onu da yüceltir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın nasihatleri. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Üç şey beni güldürdü. Üç şey de ağlattı ölüm peşinde olduğu halde dünyayı ümit edebilen, kendisinden asla gaflet edilmediği halde kendisi gaflet içerisinde yüzenlere ve Rabbinin kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu kahkaha atanlara gülerim. Diğer taraftan, Hazreti Peygamber'den ve onun ashabından olan arkadaşlarımdan ayrılmama, can çekişirken karşılaşacağım zorluklara, ve alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın huzuruna çıktığımda onun beni cennete mi yoksa cehenneme mi göndereceğini bilemeyişime de ağlarım. Selman-ı Farisi şöyle anlatıyor. Allah Teala kullarından biri hakkında şer ya da kötülük dilediğinde ondan haya duygusunu kaldırır. Bunun sonucunda da o kişiden merhamet çekip alınır. Böylece diğer insanlar onu kötü ahlaklı, haşin ve kaba biri olarak tanırlar ve bunun için de sevmezler. Bu şekilde ondan emanet de alınır ve insan onu bir hain olarak görür. Sonuçta da İslam'ın ipi onun boynundan çözülür ve lanetlenir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Mü'min, yanında hem hastalığını anlayıp hem de tedavisini yapan bir doktorun bulunduğu hastaya benzer. Hasta, kendisine zararı dokunacak bir şey yemek istediğinde, doktoru ona, sakın bunu yeme, çünkü seni ölüme götürür der ve iyileşinceye kadar da onun yanından ayrılmaz. Mü'min de böyledir. Allah Teala onu yapmak istediği kötü şeylerden alıkor ölünceye kadar kontrol altında tutarak cennetine dahil eder. Selvanı ı Farisi radıyallahu an kendisine bir mektup yazarak buraya mukaddes topraklara gel diyen Ebu Derda radıyallahu anha şu cevabı yazdı. Hiçbir toprak parçası insanı takdis edemez. Onu ancak amelleri takdis edebilir. Duyduğuma göre kadı olarak tayin edilmişsin eğer hastalarını iyileştirebiliyorsan, ne mutlu sana. Şayet bu işte ehil olmayıp da, bu yüzden bir insanın ölümüne sebep olursan, cehenneme girmekten kork. Bu mektubu aldığı günden sonra, Ebu Derda, aralarında hüküm verdiği kişileri, tekrar çağırtarak onlara, ben bu işte henüz yeniyim. Bunun içinde aranızdaki meseleyi, bir kere daha anlatınız derdi. Ebu Derda radıyallahu anh'ın nasihatları Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Siz hayırlılarınızı sevdiğiniz ve hakkınızda verilen hak hükümleri kabul ettiğiniz sürece hayırdasınız demektir. Biriniz ki hakkı kabul eden kişi onunla amel etmiş gibidir.'' Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İnsanlara sorumlu tutulmadıkları şeyleri yüklemeye kalkmayınız. Onları Rablerin namına hesaba çekmeyiniz. Ey Adem oğlu, sen yalnızca kendi nefsine ve ameline bak. Çünkü başkalarının işlerini araştıran kişi uzun vadeli üzüntülere ve asla dinmeyen bir öfkeye düçar olur.'' Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Allah Teala'ya sanki kendisini görüyormuş gibi ibadet ediniz. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki geçiminizi temin eden az bir şey sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez. Günahsa asla unutulmaz. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Hayır, mal ve evladının çok olması demek değildir. Hayır, ilminin artması ve Allah Teala'ya ibadette diğer insanlarla yarışmandır. İyilik yaptığında Allah'a hamd edip, kötülük yaptığındaysa ondan bağışlanma dilemendir. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Mü'min haberi olmadığı halde mü'minlerin kalben kendisine buz etmelerinden sakınsın. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kul, tenhalarda ve yalnız başına kaldığında Allah'a isyan ederse, Allah Teala da haberi olmadığı halde mü'minlerin kalbine onun buzunu atar. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İmanın zirvesi Allah'ın hükmüne karşı sabır ve kadere rıza göstermektir. İhlaslı ve samimi olarak tevekkül edip Allah'a tam manasıyla teslim olmaktır. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Dünya malını biriktirmeye çok düşkün olup ağzını deliler gibi açan, sahip olduklarını görmeyip de başkalarının ellerindekini gören kimselerin vay haline. Bu kişi eğer mümkün olsaydı gecesini gündüzüne katarak çalışacaktı. Ağır bir hesaptan ve korkunç bir azaptan dolayı vay onun başına gelecekleri. Ebu Derda radıyallahu an bir keresinde şöyle buyurmuştur. Ey Şam halkı! Tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeye, içerisinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinde koşmaya utanmıyor musunuz? Sizden öncekiler de habire mal yığıyorlar, uzun emeller peşinde koşup sağlam binalar inşa ediyorlardı. Ama ne oldu? Sonunda helak oldular. Besledikleri emel ve ümitleri yıkıldı. O sağlam binaları virani haline geldi. Bildiğiniz gibi Ağat kavmi Adenle Umman arasını mal ve evlatlarıyla doldurmuşlardı. Peki söyleyin bakalım, bugün içinizden kim onların mirasını benden iki dirheme satın alır? Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz.'' Ebu Derda daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Ey insanlar! Sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip kanınızı doyurduğunuz halde ilimce aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına gel ölmeden önce oruç tutalım. En kötünüz de arkadaşlarına gelin ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Ebu Derda radıyallahu an bina yapan bazı insanlara rastladığında, siz Allah Teala'nın harap etmek istediği dünyayı imara ve yenilemeye çalışıyorsunuz. Ama biliniz ki sonunda onun dediği olacaktır. Yolu viranelere düştüğünde ise, ey harabeler harabesi, hani daha önceki sahiplerin, buyurmuştur. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Halkın hoşuna gitmeyen üç şeyi severim. Bunlar fakirlik, hastalık ve ölümdür. Ölümü beni Rabbime kavuşturacağı için, fakirliği alçak gönüllülük verdiği ve hastalığı da günahlarıma kefaret olacağı için severim. Ebu Derda radıyallahu an bir cenaze gördüğünde şöyle derdi: Siz gidin, biz de arkanızdan geliyoruz. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktur. Vâiz olarak insana ölüm kafidir. İnsanların birbiri arkasından gittiklerini gördüğü halde bundan ibret almayan kişinin aklı yoktur. Ebu Derda radıyallahu anh buyurmuştur: Halkın gizli hallerini araştıranlar Onların güvenini kaybeder. Kötü durumlara karşı hazırlıksız olan kişi de başına gelen musibetlere sabredemez. Halka küfrettiğinde onlar da sana küfredecektir. Fakat sen onları terk etsen bile onlar seni terk etmeyecektir. Bunları dinleyen kişinin o halde bana ne yapmamı önerirsin demesi üzerine de bolluk zamanlarında fakirlik günlerinde almak üzere borç ver buyurdu. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Kim ölümü çok hatırlarsa onun sevinci ve hasedi azalır. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Sizlerin tekefür edildiğiniz şeyler için çaba gösterip vekili olduğunuz şeyleri ihmal ettiğinizi görüyorum. Bizler sizin kötülerinizi bir baytarın atlardan anladığından daha iyi anlar ve tanırız. Bunlar namazlarını kazaya ya da son ana bırakırlar. Kur'an'ı çok az dinlerler. Kölelerini azat ettikleri halde sanki azat etmemiş gibi olurlar. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur: Tüm zamanlarınızı hayır ve iyilikler yapmak için harcayınız. Allah'ın dilediğine nasip ettiği rahmet damlalarını elde etmeye çalışınız. Allah Teala'dan ayıplarınızı örtmesini ve korkularınızı emniyete dönüştürmesini isteyiniz. Ebu Derda radıyallahu an bana kendisiyle Allah'ın yardım ve faydasına mazhar olabileceğim bir kelime öğret diyen bir adama şunları söyledi. Bir değil, iki, üç, dört, hatta beş şey öğreteyim ki kim bunlarla amel ederse Allah Teala katında yüce dereceler elde eder. Yalnızca helal kılınan şeyleri ye. Ancak helalinden kazanacağın gibi ailene de helalden başkasını götürme. Allah'tan günlük rızkını iste. Sabahleyin kalktığında kendini ölülerden say ve sana küfredip aleyhinde bulunan kimseyi Allah için bağışla. Bir kötülük işlediğinde de Allah'tan bağışlanmak dile. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Göğüs kemikleri yaşlılıktan dolayı birbirine geçmiş de olsa herhangi birinizin dünya sevgisi genç kalacaktır. Bundan Allah Teala'nın kalplerini takva için imtihan ettiği kişiler müstesnadır ki, böyleleri de oldukça azdır. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Şu üç şey, Ademoğlunun işlerinin temelini oluşturur. Başına gelen musibetlerden yakınmaması, acı ve hastalıklarını kimseye söylememesi, dirini ve nefsini ıslah edip temizlemesi. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Mazlumların ve yetimlerin beddualarından sakınınız. Çünkü bu ikisinin bedduası geceliğin, herkesin uykuda bulunduğu bir sırada Allah Teala'ya ulaşır. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Kendisine zulmedebileceğim insanlar arasında en çok korktuğum, bana karşı yalnızca Allah Teala'dan yardım dileyen kimsedir. Ebu Derda radıyallahu an Selman-ı şu mektubu yazmıştır. Ey kardeşim! Başına geldiğinde kulluk yapamayacağın belalara düçar olmazdan önce boş zamanlarını değerlendir ve musibete uğramış kimselerin duasını ganimet bil. Ey kardeşim! Mescidi kendine ev edin. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in mescitler müttakilerin evleridir buyurduğunu işittim. Allah Teala mescitleri ev edinenlere rahat ve huzuru ve sırat üzerinde Rabbinin rızasına doğru gitmeyi vaat etmiştir. Ey kardeşim, yetime merhamet göster. Onu kendine yaklaştırıp başını sıvazla. Ona kendi yemeğinden yedir. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in kalbinin katılığından şikayet eden bir kişiye şöyle buyurduğunu işittim. Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimi kendine yaklaştırıp başını sıvazla. Ona kendi yemeğinden yedir. Ey kardeşim, sakın şükrünü eda edemeyeceğin dünya mallarını yayım deme. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in bu konuda Dünyada mal ve servet sahibi olup da Allah'a itaat etmiş olan kişi kıyamet gününde malları önünde olduğu halde gelir. Sırattan geçtiği sırada köprünün her esneyişinde malı kendisine yürü korkma çünkü sen üzerine farz kılınan hakkı eda ettin der. Dünyada Allah'a itaat etmeyen mal sahipleri de Malları omuzlarında olduğu halde gelir. Üzerinden geçtiği sırada Sırat'ın her sarsılışında malı ona dünyadayken Allah Teala'nın benim hakkımda sana yüklediği şeyleri yerine getirmediğin için vay başına geleceklere der. Buyurduğunu işittim. Ey kardeşim, duyduğuma göre bir hizmetçi satın almışsın. Hazreti Peygamber kendisine hizmet edilmediği sürece kul Allah'tan, Allah da kuldandır. Ama kendisine hizmet edildiğinde o kul üzerine hesap vacip olur buyurmuşlardır. Bir keresinde hanımım Ümmüt Derda benden bir hizmetçi istedi. O sırada bir hizmetçi alabilecek durumda olmama rağmen Hazreti Peygamber'den işittiğim bu sözlerden dolayı almadım. Ey kardeşim, kıyamet gününde hesaba çekilmeyeceğimizi kim garanti edebilir? Ey kardeşim, sakın Hz. Peygamber'in arkadaşıyım, sahabisiyim diye aldanma. Çünkü biz ondan sonra nice yıllar yaşıyoruz ve bu arada neler yaptığımızı da Allah Teala daha iyi bilir. Ebu Derda radıyallahu an bir arkadaşına şunları yazmıştır: Ey kardeşim, şu anda sahip olduğun her şey, senden önce, başkalarınındı. Senden sonra da yine başkalarının olacaktır. Bu dünyadan eline geçecek ve sahibi olabileceğin tek şey, nefsin için önden gönderdiğin amellerindir. O halde kendin için ameller edinmeye bak. Çünkü sen mazeret kabul etmeyecek bir zatın huzuruna gideceksin. Dünya malanı ise, senden sonra seni ölmeyecek kişiler için yığıyorsun. Yığmış olduğun bu malları vefatından sonra ya onunla Allah'a itaat edip senin aksine mes'ud olacak bir kişiye ya da onunla Allah'a isyanda bulunup senin gibi bedbaht olacak bir kişiye bırakacaksın. Allah'a yemin ederim ki bunların hiçbiri kendisini sırtında taşıyacağın mallara değmez.'' Sakın onu kendine tercih etme. Malının gideniyle Allah'ın rahmetini, kalanıyla da rızkını ümit et. Selam üzerine olsun. Ebu Derda radıyallahu an mesleme bin Muhallede şunları yazdı. Allah Teala kendi taatıyla amel eden kullarını sever. O sevdiği kimseyi halka da sevdirir. Kim de yasakladığı şeyleri işlemekle kendisine isyan ederse Allah Teala ona buz eder. Bunun sonucunda da o kişiyi halka kendisine buz edilecek biri olarak tanıtır. Ebu Derda radıyallahu an şöyle buyurmuştur. İslam ancak itaat edilmek için vardır. Hayır cemaattadır. Nasihat da Allah, halife ve bütün müminler içindir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın nasihatleri. Ebu Zer radıyallahu an bir keresinde Kâbe'nin yanında durarak "Ey insanlar, ben Gıfar kabilesinden Cündüp isimli kişiyim. Sizleri seven ve daima iyiliğinizi isteyen bir kardeşiniz olarak sözlerime kulak veriniz." dedi. İnsanların etrafına toplanması üzerine de şunları söyledi: "Sizden biriniz bir yolculuğa çıkmak istediğinde o yolculuk için gerekli hazırlıkları yapar mı? İnsanların evet, tabii ki yapardı demeleri üzerine de işte bu yolculukların en uzunu kıyamet yolculuğudur. O halde onun için gerekli hazırlıklarınızı yapınız dedi. Çevresindekiler "Peki neler hazırlamalıyız?" diye sorunca da şöyle buyurdu. Bu yolculuğun büyük sıkıntılarından kurtulmak için hac yapınız. Kabirlerinizden kalkıp da mahşer yerine varıncaya kadar yürüyeceğiniz uzun yol için sıcak günlerde oruç tutunuz. Kabirlerin vahşet ve yalnızlığını düşünerek gece karanlığında namaz kılınız. O büyük günün zor.